Bu dersimizde araç teknolojisi atölyesi dersine ait olan motor donanımları modülünün motorlarda yağlama sisteminin bakım, onarım ve kontrolü konusunu işleyeceğiz. Dersimizi soru cevap şeklinde işleyerek konunun daha iyi sağlayacağız. Bilindiği gibi motor parçaları birbirleriyle sürtünerek çalışan parçalardır. İlk sorumuz şöyledir. Sürtünme ne demektir? Birbiri ile temas ederek hareket eden parçalar arasında harekete karşı bir direnç oluşmaktadır. Bu dirence sürtünme denilmektedir. Parçalar arasındaki sürtünme sonucu oluşan olumsuz durumlar nelerdir? Temaslı parçalar arasında sürtünmeden dolayı ısı ve aşınma oluşmaktadır. Bu sürtünmeden açığa çıkan ısı o kadar yüksek olur ki parçalar birbirlerine kaynama yaparlar. Motorlarda birbiriyle çalışan yüzeyler arasındaki sürtünmeden kaynaklı aşıntıyı en aza indirmek için ne yapılmıştır? Motorlarda birbiriyle çalışan yüzeyler arasında sürtünmeden kaynaklı olarak aşıntı meydana gelmektedir. Bu aşıntıyı en aza indirebilmek için bir yağlama sistemine ihtiyaç duyulmuştur. Yağ birbirine temas ederek çalışan motor parçaları arasında bir tabaka oluşturup metalin diğer metale direkt temasını önlemektedir. Sürtünme direncine etki eden sebepler nelerdir? Sürtünme direncine etki eden temel sebep malzemenin cinsi ve yapısıdır. Parçaların çalışan yüzeylerin imalatını yaparken ne kadar hassas yüzey işleme yaparsanız yapın yine de yüzeyde gözle görülmeyecek, elle hissedilmeyecek şekilde yüzey pürüzlülüğü vardır. Yüzeydeki bu pürüzlülük sürtünme direncini etkiler. Hareket eden parçalar arasındaki sürtünme şekilleri nelerdir? Hareket eden parçalar arasındaki sürtünmeler kayma, yuvarlanma veya kayma yuvarlanma sürtünmesi şeklinde olabilir. Kayma sürtünmesi ne demektir? İki parça birbiri üzerinde kayma hareketi yapıyorsa buna kayma sürtünmesi denir. Yuvarlanma sürtünmesi ne demektir? İki parça arasında bir yuvarlanma elemanı varsa buna yuvarlanmalı sürtünme denir. Kayma yuvarlanma sürtünmesi ne demektir? Hareket eden iki parça arasında hem yuvarlanma elemanı var, parçalar hem kayma yapıyorsa buna kayma yuvarlanma sürtünmesi denilmektedir. Parçalar arasında, çalışan yüzeyler arasında yağlayıcı bir madde bulunup bulunmamasına göre sürtünme çeşitleri nelerdir? Buna göre sürtünme çeşitleri kuru sürtünme, sıvı sürtünmesi ve sınır sürtünmesi olmak üzere üç çeşittir. Kuru sürtünme nedir? Çalışan parçalar arasında herhangi bir madde bulunmaz. Çalışan yüzeyler birbirine temas eder. Bu sürtünme şeklinde çalışan yüzeylerde ısı birikir ve aşınma fazla olur. Sıvı sürtünmesi nedir? Parçaların çalışan yüzeyleri arasında yağlayıcı madde varsa ve bu madde bir tabaka oluşturup Metal yüzeylerin birbiri ile arasındaki teması kesiyorsa buna sıvı sürtünmesi denilmektedir. Sınır sürtünmesi nedir? Çalışan yüzeyler arasındaki teması araya konan yağlayıcı madde tam olarak kesemiyorsa buna yarı sıvı ya da sınır sürtünmesi denilmektedir. Motor yağlarının yapısal özellikleri. Viskozite ne demektir? Sıvıların akmaya karşı göstermiş olduğu dirence viskozite denilmektedir. Viskozite arttıkça yağdaki akışkanlık azalır. Viskozite azaldıkça akışkanlık artar. Viskozite sıcaklığa göre değişmektedir. Sıcaklık arttıkça yağın viskozitesi düşmektedir. Adezyon ne demektir? Sıvı molekülleri ile katı maddeler arasındaki çekim kuvvetine adezyon denilmektedir. Motor yağının adezyonu arttıkça metal yüzeye yapışma özelliği artmaktadır. Kohezyon ne demektir? Sıvı maddeyi oluşturan moleküller arasındaki çekim kuvvetine kohezyon denilmektedir. Motor yağında kohezyon arttıkça akışkanlık azalır. Yani kohezyon arttıkça viskozite de artmaktadır. Motor yağı çeşitleri Motor yağı çeşitleri nelerdir? Üç çeşit motor yağı üretilmektedir. Bunlar mineral yağlar, sentetik yağlar ve yarı sentetik yağlardır. Mineral yağlar nasıl elde edilir? Motor yağlarının hepsi petrol türevi ürünlerdir. Petrol damatıldıktan sonra baz yağ denilen ürün elde edilir. Yağ üreticileri baz yağa çeşitli katkılar ekleyerek çeşitli çalışma şartlarına uygun mineral motor yağları üretirler. Sentetik yağlar nasıl elde edilir? Baz yağlar üzerinde kimyasal işlemler yapılarak sentetik yağlar elde edilir. Kullanım amaçlarına uygun olarak sentetik yağların içeriğine çeşitli katkılar eklenmektedir. Sentetik yağlar mineral yağlara göre oldukça pahalıdırlar. Ancak motoru daha fazla korurlar ve uzun ömürlüdürler. Sentetik yağlar mineral yağlara göre yüksek sıcaklığa daha fazla dayanıklıdırlar ve düşük sıcaklıklarda daha akışkandırlar. Yarı sentetik yağlar nasıl elde edilir? Yarı sentetik yağlar mineral yağlar ile sentetik yağların belli oranlarda karıştırılmasından elde edilirler. Sentetik yağlara göre daha ekonomiktirler. Motor yağının viskozite sınıflandırması SIA'ya göre yapılır. SIA ne demektir? SIA, Society Automotive Engineers'ın dilimizdeki karşılığı Otomotiv Mühendisleri Derneği'dir. Motor yağlarının sınıflandırılması nasıl yapılır? Motor yağları düşük ve yüksek sıcaklıklardaki viskozitelerine göre sınıflandırılırlar. Sınıflandırılmalar SAE 10, SAE 50, SAE 0W-30 gibi isimlendirilirler. 5W/30 motor yağı rakamları ne anlama gelmektedir? Buradaki 5W rakamı yağın soğuk havalardaki akışkanlığını belirtmektedir. Bu sayı ne kadar düşük ise kış aylarında o kadar akışkanlığa sahip olacaktır. 30 rakamı ise yağın yüksek sıcaklıklar altındaki akışkanlığını belirten değerdir. Bu değer ne kadar yüksek ise yüksek sıcaklıklarda yağ o kadar akışkanlığa sahip olacaktır. SIA 0W-30 şeklinde isimlendirilen yağlardaki harf ve rakamların anlamları nelerdir? SIA 0W-30 gibi isimlendirilen yağlar 4 mevsim kullanılan yağlardır. Buradaki e, 0W ifadesindeki W winter İngilizce kış kelimesinin baş harfidir. 0 yağın düşük sıcaklıktaki viskozite derecesini ifade etmektedir. Motor yağı -40 santigrat derecede daha iyi akışkan durumdadır. Buradaki 30 sayısı ise Yüksek sıcaklıktaki viskose derecesini göstermektedir. Motor yağı bu sıcaklıkta yüzeylerde yağ filmi oluşturmaya devam etmektedir. Motor yağlarının API, ACA, İLSAK ve JASO performans sınıflandırmaları da vardır. Ülkemizde satışa olan yağ ürünlerinin etiketlerinde genellikle API ve ACA sınıflandırmaları bulunmaktadır. Şimdi bir örnek yapalım. 5W40 motor yağı ile 5W30 motor yağını karşılaştıralım. 5W40 motor yağı ile 5W30 motor yağı, soğuk havalardaki akışkanlık performanslarında aynı olacaklardır. Çünkü ön taraflarındaki 5W ikisine de eşittir. Ancak sıcak havalarda 5W40 motor yağı 5W30 motor yağına göre daha yüksek derecelere kadar akışkanlığını koruyabilecektir. Aynı şekilde 0W20 motor yağ da 5W30 motor yağına göre daha ince olacaktır. Şimdi de yağ sınıflandırmalarını şöyle bir inceleyelim. API sınıflandırması buradaki API'nin Amerikan Petroleum Institute dilimizdeki karşılığı Amerikan Petrol Enstitüsü denilmektedir. Benzinli araçlara göre SI, SB, SC, SD, GD, SF, SG ve SH kategorileri 1996 model ve daha eski motorlara uygun yağlardır. SC, 1997'den itibaren üretilen araçların gereksinimlerini karşılamak üzere tanımlanmıştır. SL, 2001'de tanımlanmıştır. Yüksek sıcaklıklarda SC'ye göre daha iyi depozit kontrolü ve düşük yağ eksilmesi sağlamaktadır. SM 2004'te çıkmış yağ kategorisidir. Antioksidan özelliği SL'ye göre daha uzun motor ömrü, daha uzun yağ değişim aralığı sağlamaktadır. SN 2010'da tanımlanan yağ kategorisidir. Emisyon sistemindeki DPF ve katalizörlerle uyumlu, yakıt tasarrufu, turbo koruması sağlamaktadır. Yüksek sıcaklıklarda tortu oluşturmamaktadır. SN Plus ise 2018'de tanımlanmıştır. LPSI ya karşı etkilidir. Direk enjeksiyonlu benzinli motorlarda silindir içerisine püskürtülen yakıt silindir yüzeylerinde kalan yağ ile çözelti oluşturur. Bu çözelti yanma odasında buji ile ateşleme olmadan önce kontrolsüz ateşlemeye sebep olur. Bu durum zaman içinde pistonlarda hasara yol açar. Bu kontrolsüz yanmaya LPSI denilmektedir. API sınıflandırılması Dizel araçlara göre CA, CB, CC, CD, CE, CF, CF4, CG4 kategorileri 1998 öncesi dizel motorlar için tanımlanmıştır. CH4 1998 emisyon standartlarını karşılamak üzere tanımlanmıştır. CI4 2004 emisyon standartlarını karşılamak üzere tanımlanmıştır. EGR ve partikül filtresi gibi parçalara uyumlu yağ kategorisidir. c 4 Plus motorda kurumdan kaynaklı yağdaki viskozite kaybına karşı geliştirilmiş yağları tanımlamaktadır. CJ4 2007 emisyon standartlarını karşılamak üzere tanımlanmıştır. Egzoz emisyon sistemindeki parçaların korunmasında daha etkilidir. CK4 2017 emisyon standartlarını karşılamak ve önceki dizel motorlarda kullanılmak üzere tanımlanmıştır. ACEI sınıflandırması. ACEI'ın dilimizdeki karşılığı Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'dir. Benzinli motorlar için A1, A2, A3, A4 ve A5 kategorileri vardır. A3 viskozite koruma, düşük yakıt sarfiyatı ve uzun yağ değişim aralığını sağlayan yağlar için tanımlamadır. A4 direkt enjeksiyonlu motorlar için Gereklilikleri karşılayan yağlar için tanımlamadır. A5 düşük viskoziteli, motor ömrünü uzatıcı ve uzun yağ değişimi aralığı olan yağlar için tanımlamadır. Dizel motorlar için B1, B2, B3, B4 ve B5 kategorileri vardır. B3, B4 ve B5 kategorileri viskoziteyi koruyan, motor aşınmalarını düşüren ve uzun yağ değiştirme aralığına sahip tanımlamadır. Her seviyedeki kategori için bir önceki seviyedeki kategoriye göre daha iyi verilere sahiptir. Ağır hizmet dizel motorları için ise E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E9 gibi kategoriler vardır. E9 DPF yani dizel partikül filtresi olan veya olmayan motorlarda EGR'li egzoz gazı geri çevrimli motorlarda ve SCR yani seçici katalitik indirgemeli motorlar için uygundur. İlsak sınıflandırmasının dilimizdeki karşılığı uluslararası madeni yağ standartları ve onay komitesidir. GF1, GF2, GF3, GF4, GF5 ve GF6 kategorileri vardır. JASO sınıflandırması ise bunun dilimizdeki karşılığı Japon motor yağı standartları panelidir. Motorlarda yağlama sisteminin görevleri nelerdir? Motorlarda yağlama sisteminin görevi, birbiri üzerinde çalışan yüzeylerde metalin metale temasını en aza indirerek aşınmayı azaltmaktır. Yataklar ve muğlalar arasında amortisör görevi görerek motorun sessiz çalışmasını sağlamaktır. Piston ve silindir yüzeyleri arasında film tabakası oluşturarak sızdırmazlığı sağlamaktır. Temas ettiği motor parçaları üzerindeki ısıyı üzerine almaktır. Sürtünme kaynaklı oluşan parçacıkları ve kurumları temizlemektir. Metal yüzeylerde korozyona engel olmaktır. Değişken supap mekanizması gibi yağ basıncı ile çalışan sistemlerin çalışmasını sağlamaktır. Yağlama sistemi çeşitleri. Yağlama sistemi çeşitleri nelerdir? Genel olarak banyolu yağlama, çarpmalı yağlama, fitilli yağlama ve basınçlı yağlama gibi yağlama sistemi çeşitleri bulunmaktadır. Günümüz otomotiv teknolojisinde basınçlı yağlama sistemi kullanılmaktadır. Basınçlı yağlama sistemi çeşitleri nelerdir? Basınçlı yağlama sistemi çeşitleri kuru tip karter ve ıslak tip karter olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Kuru tip karter sistemini kısaca açıklayınız. Bu sistem yüksek performans istenen araçların motorlarında ve yağış aracı motorlarında kullanılır. Bu sistemde karter büyüklüğü düşürülür ve ayrı bir yağ haznesi kullanılır. Bu sistemde kullanılan yağ pompası 3 kademelidir. Pompanın 2 kademesi sistemdeki yağın toplanmasını sağlar. 3. kademesi ise sisteme basınçlı yağ gönderir. Bu sistemde yağ dağıtım hattında da toplama hattında da basınçlı olarak hareket etmektedir. Islak tip karter sistemini kısaca açıklayınız. Bu sistemde yağ karterde toplanmaktadır. Yağ pompası ile yağ basınçlı şekilde sisteme gönderilir. Yağ ulaşması gereken parçaların yüzeylerine ve yataklarına ulaştıktan sonra kendiliğinden süzülerek kartere geri döner. Sistemde parçalara giden yağ kanalları ile kartere dönüşte yağın süzüldüğü kanallar ayrıdır. Yağlama sisteminin parçaları Karter nedir? Nerede bulunur? Ne işe yarar? Motor yağının depo edildiği ve sisteme gönderildiği parçaya karter denilmektedir. Motorun alt kısmını kapatır. Parçaların ve sistemlerin dış etkenlerden korunmasını sağlar. Karterin yapım malzemesi nedir? Çelik saçtan ve alüminyum alaşımlarından yapılır. Yağın çalkantı yapmamasını ve motor farklı eğimlerdeyken yağ süzgecinin konumlandırıldığı alanda Yağın kalmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Yağ süzgecinin motor üzerindeki yeri neresidir? Yağ süzgeci, karterde yağın içine daldırılmış şekilde yağ pompasının girişine bağlıdır. Yağ süzgecinin görevi nedir? Yağ süzgecinin görevi, yağ pompası tarafından emilen yağ içindeki kaba parçacıkların süzülmesini sağlamaktır. Yağ pompalarının görevi nedir? Yağ pompalarının görevi motor yağını karterden çekerek yağlama sistemine belli bir basınçta pompalamaktır. Günümüzdeki motorlarda kaç çeşit yağ pompası kullanılmaktadır? Günümüzdeki motorlarda 3 tip yağ pompası kullanılmaktadır. Bunlar dişli tip yağ pompaları, rotorlu tip yağ pompaları ve paletli tip yağ pompalarıdır. Yağ pompalarının çalışma prensipleri nasıldır? Üç tip yağ pompasının iç yapıları farklı olsa da temel çalışma prensipleri aynıdır. Yağ pompalarının giriş kanallarının bulunduğu yerde hacim genişlemesi etkisiyle vakum oluşur ve buraya yağ emilir. Yağ pompası elemanlarında nedir bunlar? Dişli, rotor veya palettir. E, bu elemanlarda dönüş devam ederken hacim daralır. Hacmin en küçük olduğu noktada çıkış kanalı vardır. Bu kanaldan yağ basınçlı bir şekilde yağ filtresine gönderilir. Yağ pompaları sisteme gönderdikleri yağın hacmini de ayarlarlar. Yağ basınç kontrol valfinin görevi nedir? Yağ basınç kontrol valfi yağlama sistemindeki basıncın belli bir değerde kalabilmesini sağlar. Yağ basınç kontrol valfinin motor üzerindeki yeri neresidir? Yağ basınç kontrol valfi yağ pompasının çıkışındadır. Yağ basınç kontrol varfine neden ihtiyaç duyulmuştur? Yağ pompaları krankmininden tahrik edildiklerinden motor devri arttıkça yağ pompasının da devri artmaktadır. Yağlama sistemine gönderilen yağın hacmi de artar ve bu durum sistemdeki basıncın yükselmesine sebep olur. Basıncın yükselmesiyle birlikte basınç kontrol varfi açılarak yağlama hacminin artan miktarının kartere gönderilmesini sağlar ve böylece sistemdeki basınç dengelenir. Gelişmiş yağlama sistemlerinde sisteme pompaladıkları yağ hacmini ayarlayabilen yağ pompaları da kullanılmaya başlanmıştır. Bu tip pompalardan başka bazı sistemlerde emniyet varfleri de bulunmaktadır. Motorlu araçlarda kullanılan yağ filtresinin görevi nedir? Yağ filtresi yağ pompasından gelen motor yağının filtre edilerek sisteme gönderilmesini sağlar. Küçük parçacıklar ve kurum kalıntıları gibi çalışan yüzeylerin arasında oluşabilecek istenmeyen maddeleri filtre eder. Motorlu araçlarda kullanılan yağ filtresi çeşitleri nelerdir? Yağ filtresinin kartuşlu tip ya da tek parçalı tip olmak üzere iki çeşidi vardır. Motorlu araçlarda kullanılan yağ filtrelerinin değişim zamanı geldiğinde hangi kısımlar değiştirilir? Yağ filtreleri kartuşlu tipte ise sadece filtre elemanı değiştirilir. Tek parçalı tipte ise eleman ayrılmaz bir yapıdadır ve komple değiştirilir. Motorlu araçlarda kullanılan yağ soğutucusu nerede bulunur? Yağ soğutucusu genellikle yağ filtresi kütüğüne bağlıdır. Motorlu araçlarda niçin yağ soğutucusu kullanılır? Yüzeylerle temas eden yağ, sıcaklığı yükselmiş olarak kartere dönmektedir. Kartardaki soğutma yeterli olmayan motorlarda yağ soğutucusu kullanılır. Motor yağı sıcaklığı belli bir seviyeye geldiğinde motor yağı soğutucuya gönderilir. Bu motorların bazılarında motor çalışma sıcaklığına ulaşana kadar yağın soğutucuya gitmesini engelleyen yağ termostatı bulunmaktadır. Motor yağının yağlama sistemindeki dolaşım döngüsü nasıldır? Motor yağı yağ soğutucusu ve yağ filtresinden geçtikten sonra ana yağ kanalına gelir. Ana yağ kanalından krank mili muylu ve yataklarına, biyel üzerindeki kanallarla piston pimi yataklarına ve silindir yüzeylerine, yağ jetlerine, zincir yağlama kanallarına, yağ boruları ile turbo yataklarına ve silindir bloğu üzerindeki diğer kanalla silindir kapağına gelir. Silindir kapağında kambili muylu ve yataklarına, supap mekanizmasına ve değişken zamanlama dişlerine gelmektedir. Yatak ve muylu aralarından sızan yağ süzülme kanallarından kartere süzülür. Yağ jetleri pistonların altından yağ püskürterek hem pistonların soğumasını sağlar hem de piston piminin yağlanmasını sağlar. Yağ basıncında düşme olduğunda veya yağ seviyesi normalin üzerinde eksildiğinde nasıl haberimiz olur? Karterde motor yağı sıcaklığını ve seviyesini algılamak için sensör bulunmaktadır. Ana basınç hattı üzerinde de yağ basınç sensörü yani yağ müşiri bulunur. Yağ basıncında düşme olduğunda veya seviyesinde normalin üzerinde eksilme olduğunda gösterge panelinden sürücü uyarılır. Karter havalandırma sistemine niçin ihtiyaç duyulmuştur? Motorlar çalışırken yanma odasında basıncın yüksek olduğu zamanlarda piston ve sekmanlar arasından kartere bir miktar gaz sızar. Bu gazlar yağın ömrünü etkiler ve karterde basınç oluşturur. Yanma odasında yakılması gereken bu gazların tekrardan yanabilmesi için emme manifolduna gönderilmesi gerektiğinden karter havalandırma sistemlerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu sebeple Karter kanallarla emme manifolduna bağlanarak emme manifoldundaki basınç düşüklüğünden yararlanılır ve bu gazlar dışarıdan emilen havanın içerisine çekilir. Bu gazlar emme manifolduna gelirken yağ ayrıştırma yani siklon ünitesi bu üniteden geçirilir ve yağ ayrıştırılarak kartere tahliye edilir. Bu sistemle karterdeki kaçak gazlar yanmaya gönderilirken kartere temiz hava alınması da sağlanır. Karter havalandırma sistemleri, giriş borulu karter havalandırma sistemleri ve kapalı tip karter havalandırma sistemleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Giriş borulu karter havalandırma düzeninin çalışması nasıldır? Otomobil hareket halindeyken karterin altından geçen hava akımı ağzı eğik kesilmiş çıkış borusunun ağzında kısmi bir vakum oluşturur. Bu vakum nedeniyle karterde basınç düşüklüğü oluşur ve giriş borusundan temiz hava kartere dolar. Böylece otomobil hareket ettiği müddetçe giriş borusundan giren hava çıkış borusundan çıkarken karterdeki zararlı gazları dışarı atar. Giriş borulu sistemin en büyük sakıncası nedir? Giriş borulu sistemin en büyük sakıncası otomobil durduğu zaman veya yavaş hareket ettiği hallerde yeterli hava akımı olamayacağı için Havalandırma tam olamaz ve zararlı maddelerin tümü atılamadığı için yağın özelliği çabuk bozulur. Kapalı tip karter havalandırma sistemi nasıl çalışır? Kapalı tip sistemde karterden supap odasına açılan kanallar vardır. Bu kanallar bir boru vasıtası ile emme manifolduna bağlanır. Emme manifoldu karterdeki kaçak gazları manifold vakumu ile emerek motorda bir kez daha yanma işlemine sokar. Böylece hem yanmamış yakıt kullanılarak yakıt tasarrufu sağlanır hem de çevre kirlenmesi önlenmiş olur. Karterdeki kaçak gazlar genellikle subap kapağı üzerinden bir hortum ile ya hava filtresinin bulunduğu kısma veya emme manifolduna veya her iki yere de bağlanarak motora alınır. Kaçak gazların doğrudan emme manifolduna giriş yapan motorlarda manifold vakumunun aşırı etkilenmesini önlemek için sisteme bir tane PCV subabı ilave edilmiştir. Bu subab manifold vakumuna bağlı olarak çalışmaktadır. Motor rölantide çalışırken manifold vakumu yüksektir. PCV subabı yüksek vakumun etkisiyle subab yayının ikme kuvvetini yenerek yuvasına oturur. Karterdeki kaçak gazların manifolda girişi PCV subabının ortasındaki küçük çaplı delikten olmaktadır. Böylece hem manifold vakumu etkilenmez hem de karterdeki kaçak gazlar temizlenmiş olur. Yağlama sistemi arızaları ve sebepleri nelerdir? Yağlama sisteminde en çok rastlanılan arıza yağ kaçaklarıdır. Kaçaklar conta ve keçelerden kaynaklanmaktadır. Silindir iç yüzeylerinin aşınması ya da stop keçelerinin bozulması Motorun yağ yakmasının ve yağ eksilmesinin diğer bir sebebidir. Turbo yataklarında bozulma da motorun yağ yakma sebeplerindendir. Yağlama sisteminde basınç düşmesi olası arızalardandır. Düşük ya da çok yüksek yağ seviyesi, yağ sıcaklığının aşırı yüksek olması, basınç kontrol valfinin takılı kalması, yağlama sisteminde basınç hattında kaçak veya millerin yatak ve muylularındaki aşıtı miktarının fazla olması, yağ pompasının veriminin düşmesi ya da düşük viskosteli yağ kullanımı arızanın sebeplerindendir. Basınç kontrol valfinin kapalı olarak takılı kalması, yağ kanallarında tıkanıklık ya da yüksek viskosteli yağ kullanımı, yağlama sisteminde basıncın yükselmesi arızasına sebep olabilir. Evet arkadaşlar şimdi de yağlama sistemi ile ilgili uygulama işlemlerimize geçelim. Birinci uygulamamız yağlama sistemi basınç testidir. Buradaki amacımız basınç test setini kullanarak yağlama sisteminin basıncını ölçmektir. Bu işlem sırasında kullanacak olduğumuz araç ve gereçler şunlardır. Basınç ölçme seti, lokma, açık ağız ve yıldız anahtar setleri. İşlem basamaklarımız şöyledir. İlk olarak yağ müşürünü yerinden söküyoruz. Daha sonra söktüğümüz yağ müşürünün yerine set içinden uygun adaptörü ve basınç ölçme aletini takıyoruz. Motorumuzu çalışma sıcaklığına gelene kadar çalıştırıyoruz. Motor kataloğunda motor değerine göre verilen ölçü aletinde okunacak basınç değerini kaydediyoruz. Ölçtüğümüz değer ile katalog değerini karşılaştırıyoruz. Ölçülen basınç değeri katalog değerine uygun değilse yağ pompasını sökerek kontrol etmemiz gerekiyor. Rolenti devri yağ basıncı en düşük 25 kilopaskaldır. 3000 devir bölü dakikadaki yağ basınç değerimiz de 150 ila 550 kilopaskal arasındadır. Ölçülen yağ basıncı normal değerlerde ise yağ müşürünü yerine takıyoruz ve yağ kaçağının kontrolünü yapıyoruz. Burada bir uyarımız var. Bu uyarımız şöyledir. Verilen değerlerimiz örnek değerlerdir. Söktüğümüz motorun katalog değerlerine uymamız gerekmektedir. Yağlama sistemindeki basınç test işlemini bitirdikten sonra yaptığımız işlemlere iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyulması, ölçü aletinin motora bağlanması, testin yapılması ve değerlendirilmesi, uygulama sonrasında çalışma ortamının, çalışma aletlerinin temiz ve düzenli bir şekilde bırakılması ve yapılan işi kayıt altına almak için düzenli temrin dosyası tutulması yönlerinden değerlendirme işlemlerimizi yapıyoruz. Yağlama sistemi ile ilgili ikinci uygulamamız yağ pompası değişimidir. Buradaki amacımız yağ pompasının değişimini yapabilmektir. Bu işlem sırasında kullanacak olduğumuz araç ve gereçlerimiz şunlardır. Yağ pompası, lokma takımı, tornavida takımı ve tork metre. İşlem basamaklarımız şöyledir. İlk olarak külbütör kapağı üzerindeki hortum ve boru bağlantılarını söküyoruz. Daha sonra ateşleme bobinlerini ve high sensörlerini söküyoruz. Karşılıklı olarak külbütör kapağı cıvatalarını sökerek külbütör kapağını çıkartıyoruz. Krank kasnağı cıvatasından döndürerek motoru sente pozisyonuna getiriyoruz. Motor kulağı braketini söküyoruz. Zincir gergisini söküyoruz ve gergiyi çıkardıktan sonra gergiyi kapalı pozisyona getiriyoruz. Daha sonra devir daimi söküyoruz. Krank kasnağını söküyoruz ve zincir kapağını yani motor ön kapağını söküyoruz. Motor ön kapağını söktükten sonra sırasıyla yağ pompası zincir gergisini ve yağ pompası dişlisini ve zincirini söküyoruz. Daha sonra karter saplamalarını ve civatalarını sökerek karteri söküyoruz. Karteri söktükten sonra yağ pompasının civatalarını sökerek yağ pompasını yerinden çıkartıyoruz. Şimdi de takma adımlarına geçelim. Yağ pompasının oturma yüzeyini temizleyerek yeni yağ pompasını yerine takıyoruz. Buradaki cıvataların sıkma torkunu 20 Nm'ye metre ayarlıyoruz. Karteri yerine takıyoruz ve cıvataları yine sıkma torkunu 10 Nm'ye metreye ayarlayarak sıkıyoruz. Krank dişlisini, yağ pompası dişlisini ve zincir e, işaretlerini bir araya getirerek yani motoru sentesine getirerek yerine takıyoruz. Diğer takma adımlarını sökme adımlarının tersine uygulayarak gerçekleştiriyoruz. Buradaki uyarımız şöyledir. Burada verdiğimiz olduğumuz tork değerleri örnek değerlerdir. Söktüğümüz motorun normal katalog değerlerini uyguluyoruz. Yağ pompasının değişimini yaptıktan sonra uyguladığımız işlemlere iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyulması yağ pompasının sökülmesi, yağ pompasının takılması, uygulama sonrasında çalışma ortamının, çalışma aletlerinin temiz ve düzenli bir şekilde bırakılması ve yapılan işi kayıt altına almak için düzenli temrin dosyası tutulması yönlerinden değerlendirme işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yağlama sistemi ile ilgili üçüncü uygulamamız yağ pompasının kontrolleridir. Buradaki amacımız gerekli ölçme aletlerini kullanarak Yağ pompasının kontrollerini yapmaktır. Bu işlem sırasında kullanacak olduğumuz araç ve gereçlerimiz şunlardır. Sentil, mastar veya çelik cetvel. İşlem basamaklarımız şöyledir. İlk olarak üstteki şekilde görüldüğü gibi yağ pompası basınç ayarlama valfini motor yağıyla kaplıyoruz. Daha sonra basınç ayarlama valfinin deliğine kendi ağırlığıyla düzgünce düşüp düşmediğini kontrol ediyoruz. Burada bu valfin düşmesi gerekmektedir. Eğer bu olmazsa yağ pompasını değiştiriyoruz. Daha sonra alt görüldüğü gibi tahrik eden ve tahrik edilen rotor dişlileri arasındaki boşluğu sentil kullanarak ölçüyoruz. Bu boşluk katalog değerinden yüksekse yağ pompasını değiştiriyoruz. Maksimum boşluğun 0.35 mm olması gerekmektedir. Dişliler ile yüzey arası boşluğun kontrolünü yaparken rotor dişlileri ile mastar arasındaki boşluğu birinci şekilde gösterildiği gibi sentil ile ölçüyoruz. Boşluk katalog değerinden yüksek ise yağ pompasını değiştiriyoruz. Buradaki maksimum boşluk 0.16 mm olmalıdır. Daha sonra dişli ile gövde arasındaki boşluğun kontrolünü yaparken dış rotor dişlisi ile Yağ pompasının gövdesi arasındaki boşluğu e, ikinci şekilde gösterildiği gibi sentil ile ölçüyoruz. Boşluk katalog değerinden yüksek ise yağ pompasını değiştiriyoruz. Buradaki maksimum boşlukta 0,325 mm olmalıdır. Buradaki uyarımız şöyledir. Verilen değerler örnek değerlerdir. Söktüğümüz motorun katalog değerlerini uygulamamız gerekmektedir. Yağ pompasındaki kontrol işlemlerimiz bittikten sonra yaptığımız bu işlemleri iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyulması, basınç kontrol şebekasının çalışmasının kontrol edilmesi, dişliler arasındaki boşluğun ölçülmesi, dişliler ile yüzey arasındaki boşluğun ölçülmesi, dişli ile gövde arasındaki boşluğun ölçülmesi, uygulama sonrasında çalışma ortamının, çalışma aletlerinin temiz ve düzenli bir şekilde bırakılması ve yapılan işin kayıt altına alınması için düzenli temrin dosyası tutulması yönlerinden gerekli değerlendirme işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yağlama sistemi ile ilgili dördüncü uygulamamız motor yağı ve yağ filtresi değişimidir. Buradaki amacımız motor yağını ve yağ filtresini değiştirmektir. Bu işlem sırasında kullanacak olduğumuz araç ve gereçler şunlardır. Motor yağı, yağ filtresi ve o-ring conta, filtre anahtarı, tork metre ve temizlik malzemeleridir. İşlem basamaklarımız şöyledir. İlk olarak motor yağını boşaltıyoruz. Motor yağının boşaltma işlemi sırasında yağ doldurma kapağını söküyoruz. Yağ karteri tahliye tapasını ve contasını söktükten sonra motor yağını bir kaba veya yağ tankına boşaltıyoruz. Yağın akması bittikten sonra tapa yuvasını temizleyerek yağ karteri tahliye tapasına yeni bir conta takıyoruz. Yağ karteri tahliye tapasını yerine takarak 37 Nm sıkma torku ile sıkıyoruz. Yağ filtresi kapağı ve filtre elemanının sökülmesi. Filtre anahtarını kullanarak yağ filtresi kapağını 4 tur gevşetiyoruz. Yağı bir kap içerisine akıtıyoruz. Daha sonra yağ filtresi kapağını söküyoruz. Alttaki resimde görüldüğü gibi yağ filtre elemanını ve o-ring contayı yağ filtresi kapağından söküyoruz. Yağ filtresi kapağı ve filtre elemanının takılması. İlk olarak yağ filtresi kapağının içini, dişlerini ve conta yuvasını iyice temizliyoruz. Daha sonra yağ filtre elemanını ve contayı üzerine biraz motor yağı sürerek yağ filtre kapağına takıyoruz. Filtre kapağının takılacağı yerin dişlerini ve çevresini de temizliyoruz. Yağ filtresi kapağı dişlerindeki düz yüzey ile yağ filtresi brakatindeki oluk arasında 90 derece olacak şekilde kapağı yerine oturtuyoruz ve el ile birkaç tur çeviriyoruz. Contaya da dikkat etmemiz gerekiyor. Burada contaya dikkat ederek filtre anahtarı ile kapağın boşluğunu alıyoruz. Tork metre kullanarak 25 Nm tork ile sıkıyoruz. Buradaki uyarımız şöyledir. Verilen tok değerleri örnek değerlerdir. Söktüğümüz motorun katalog değerlerini uygulamamız gerekmektedir. Motor yağının doldurulması Kataloğa göre motorda kullanılması gereken motor yağını doldurma deliğinden Huni yardımıyla dolduruyoruz. Yağ doldurma kapağını kapatıyoruz. Motorumuzu çalıştırıyoruz ve yağ kaçağı olup olmadığını kontrol ediyoruz. Motoru durduruyoruz ve 5 dakika bekliyoruz. Yağ çubuğunu çıkarıp siliyoruz ve tekrar yerine oturtuyoruz. Tekrar çıkarıyoruz ve yağ çubuğunu yatay tutarak yağ seviyesini kontrol ediyoruz. Yağ seviyemiz maksimum ile minimum çizgileri arasında olmalıdır. Motor yağı ve yağ filtresi değişim işlemlerimiz bittikten sonra bu yaptığımız işlemlerimizi iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uyulması, yağ filtresinin sökülmesi ve temizliğinin yapılması Filtre elemanının değiştirilmesi ve O-ring contanın takılması, filtre kapağının uygun torkta sıkılması, uygulama sonrasında çalışma ortamının, çalışma aletlerinin temiz ve düzenli bir şekilde bırakılması ve yapılan işin kayıt altına alınması için düzenli temrin dosyası tutulması yönlerinden gerekli değerlendirme işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, uygulama işlemlerimiz bitmiştir. Şimdi de konumuzla alakalı birkaç tane test sorusu cevaplayalım. İlk sorumuz şöyledir. Yağlama sisteminin amacını aşağıdakilerden hangisi açıklar? Motorlarda aşıntıyı azaltmak ve soğumayı sağlamak, motorlarda yakıt hava karışımını ayarlamak, motorun ısınmasını hızlı bir şekilde sağlamak, aracın az yakıt yakarak daha hızlı gitmesini sağlamak. Evet, buradaki en uygun şık A şıkkıdır. Motorlarda aşıntıyı azaltır ve soğutmayı sağlar. Karteri sökmeden önce hangi işlem yapılır? Motor çalıştırılır ve beklenir. Motor durdurulur ve beklenir. Motora yağ konur. Motora su konur. Evet. Karter sökmeden önce motor durdurulur ve beklenir. Cevabımız B şıkkıdır. Karterden yağ kaçağı varsa hangi arıza vardır? Yağ pompası arızalıdır. Yağ basıncı düşüktür. Karter eğilmiş ve delilmiş olabilir. İçindeki yağ azalmıştır. Evet. Karterde yağ kaçağı varsa karterimiz eğilmiş veya delilmiş olabilir. Cevabımız C şıkkıdır. Motora yağ nereden konur? Evet arkadaşlar motora yağ külbütör kapağından konulmaktadır. Cevabımız D şıkkıdır. Motor yağ basıncını nereden görürüz? Ee, motorumuzda yağ basıncını yağ ikaz lambasından görürüz arkadaşlar. Bu da cevabımız B şıkkındadır. Aşağıdakilerden hangisi? Motordaki yağın görevidir. Motorun erken ısınmasını sağlamak, düzgün ateşlemeyi sağlamak, yakıt tasarrufu sağlamak, sürtünmeye bağlı aşınmayı sağ önlemek. Evet buradaki en uygun şık D şıkkındadır. Sürtünmeye bağlı aşınmayı önlemek. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri yağ pompasının görevlerindendir? Yağın basıncını yükseltir. Evet bu görevidir. Yağın basıncını düşürür. Bu görevi değildir. Yağı filtre eder. Bu da görevi değildir. Evet yalnız bir. Yağın basıncını yükseltir. Yağ emniyet suvabının görevi nedir? Ee, arkadaşlar yağ emniyet suvabı yağın basıncını sabit tutmaktadır. Bu da şıklardan B şıkkında vardır. Ya emniyet sobu açtıklardan hangisinde bulunur? E, karterde, ön kapakta, yağ pompasında, silindir kapağında. Ya emniyet sobu yağ pompasındadır. Cevabımız C şıkkıdır. Yağlama sisteminde yağın toz ve pisliklerden temizlenmesini sağlayan sistem elemanı hangisidir? Yağı toz ve pisliklerden temizleyen eleman yağ filtresidir. Cevabımız C şıkkındadır. Aşağıdakilerden hangisi yağ pompası çeşitlerinden değildir? Diyaframlı, dişli, rotorlu, paletli. Evet diyaframlı pompa çeşidi yoktur. Cevabımız A şıkkıdır. Motorda çalışan parçaların temizliğini hangi sistem sağlar? E, motorda çalışan parçaların temizliğini yağlama sistemi sağlamaktadır. Cevabımız A şıkkıdır. Yağ çubuğunun görevi aşırıdakilerden hangisidir? E, yağ çubuğu motordaki yağın seviyesini gösterir bize. E, bu da B şıkkındadır. E, cevabımız B'dir. Motorlarda yağlama sisteminin bakım, onarım ve kontrolünü anlattığımız dersimiz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.